7 senedir evliyim. 6,5 sene falan çocuğumuz olmadı. En son fonksiyonel tıpı dinledik. Ondan sonra 4 tane çocuk nasip oldu çok şükür. Çok uğraştık tabii ki de. Çok şeyler denedik. Ama en son hani fonksiyonel tıpla 4 çocuk sahibi oldum. Bir yani tamam. Bitkisel ile alakalı bir şey. Hem erkeğe hem bayana verilen bitkisel tedavi gibi bir şey. Yani beslenme mi, yemek mi? Yok, ilaç. Tabii beslenme de çok önemli. Hani kahvaltıdan tutun normal beslenmeye kadar. Önce zaten diyet veriliyor. Peki 7 sene oldukça uzun bir zaman böyle hiç umutsuzluğa düşmüş müydünüz? Tabii en son dedik ki çocuk esirgemeden artık çocuk alalım dedik. Bayağı bir hani hiçbir problem yok ama olmuyor. İnsan tabii ki de her seferinde umutsuzluğa düşüyor. Ne 7 zamanmış? Eylül'de doğum yaptım ben. Kanımda enfeksiyon çıktığı için erken doğum oldu. 28 haftalık doğdular. Biri 79 gün kaldı, diğeri 91 gün. 104-106 gün yani. Çok zor süreçti. Çok zor şeyler atlattık. Hem hamileliğimde hem şimdi. Allah'ın izniyle geçeceğiz. Bugüne şükürler olsun. Bir kere uyku yok kesinlikle. Maddi manevi tabii ki de çok zorluklar var. Yani 4 çocuk siz de bilirsiniz ki yani maddiyat açısından en çok zaten bez mama ıslak mendil gidiyor. Onun dışında her şeye rağmen yine güzel. Neler hissediyorsunuz? Anne olmak nasıl bir duygu hissettirdi size? Onları kucağınıza alınca mı? Neler hissediyorsunuz? Anne olmak bambaşka bir şeymiş zaten. Onlar küvezde yatarken bile yani hani her günün farklı yani çok farklı bir şeymiş ya. Hani her birinin mesela 4 tane çocuğum var ama her birini ayrı ayrı düşünüyorsun. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Peki. Bizim ilk duyduğumuzda biz ilk gittik hamile kalmışım. İkiz çıktı. İlk ikiydi. Sonraki hafta 3 çıktı. 2 hafta sonra 4 numaram çıktı. Normalde 5 kese oluşmuş ama yani o şekilde yani. Biz hep her hafta gittiğimizde acaba 5. olacak mı diye gittik. Hiç yani tereddüt etmedik. Tabii ki de 3'lü 4'ü alınmak istedi. Ama ben ısrarla istemedim. Yani bir tanesi alınırsa diğerlerini de kaybetme şansım vardı. Sonuna kadar devam ettik. Nasıl Tabii insan? eşimin desteği çok önemli. Daha halen öyle. Yani her şekilde birbirimize destek veriyoruz. Yeri geliyor ağlıyoruz, yeri geliyor gülüyoruz. Daha halen öyle devam ediyoruz. Aşacağız bakalım bunları çok şükür. Yeni yılda tabii ki de çocuklarım yanında. Küvezdeyken düşünüyordum acaba yanında olmayacak mı 4 numara. Herkese sağlık, mutluluk, huzur isteyen herkese de evlat nasip etsin Allah'ım inşallah. Belki bir Evim destek olmasını istiyorsun. kira. Maddi anlamda tabii ki de zorluk çekiyorum. Eşim matbaacı. Normal asgari ücretle çalışıyor. Haliyle maddi anlamda bayağı sıkıntı oluyor. Bez mamadır, bez, ıslak mendil. Destekçiniz. Evet, annemle bakıyoruz, yengemle, eşimle, babamla. Hep birlikte bakıyoruz. Yani en başta doğuyor ya, ondan bir deniyor.